Evet sevgili seyirciler, dediğimiz gibi gündemin ilk sırasında Erzurum'da dün yaşanan o provokasyon olayı vardı. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı, aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Erzurum'da bir taşlı saldırı olayı gerçekleşti. Şimdi o olaya ilişkin neler yaşandı hemen konuşmak üzere konuğuma dönmek istiyorum. Profesör Doktor Sayın Kamil Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Erzurum Milletvekili. Sayın Aydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Murat Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Erzurum'dan ediyoruz. Erzurum'a da geçmiş olsun diyelim. Aslında yaşanan olay ortada. Bir takım sıkıntılar var. Hükümet kanadından yapılan açıklamalar var. Siz Erzurum'da zaten seçim çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Neler yaşandı dün Erzurum'da? Ya Murat Bey, dün biz hepimiz sahadaydık. Yani çeşitli programlarımız vardı ve ben bir televizyon programına katılmak üzere stüdyoya gitmiştim. Çıkışta bunların gerçekleştiğini duydum. Şimdi bakınız, bütün Erzurum genelinde artık ayın 4'ünden itibaren yasal düzenlemeler gereği Yüksek Seçim Kurulu'na devredilen, Erzurum İl Seçim Kurulu'na devredilen bir miting alan yetki paylaşımı söz konusuydu. Ve dün Vali Bey de, belediye başkanı da, bizler de yerel televizyonlarda gerekli açıklamaları yaptık. Şimdi bakınız, öncelikle şunu söylemekte yarar var. Havuzbaşı Meydanı, Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı dediğimiz yer aynen Ankara Kızılay neyse ya da İstanbul İstiklal Caddesi neyse, bizim Erzurum Havuzbaşı Meydanı da aynı, üç aşağı beş yukarı aynı kimliğe sahip, aynı kültürel dokuya sahip. Yani çok kalabalık, nüfusun çok fazla yoğunluklu olarak hareketlilik sağladığı bir yer. Hele cumartesi, pazar günleri iğne atsanız yere düşmez. Ve ben 2009'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduktan sonraki süreçte yaklaşık 15 yıldır siyasi hayatımda Havuzbaşı Meydanı'nda hiçbir zaman miting yapılmadı. Çünkü orası miting yapmaya uygun değil, yasal düzenleme de orayı tamamen bu işin dışında bırakmış. Dolayısıyla şimdi hem pazar günü hem de mekan çok kalabalık ve siyasal faaliyete, miting bağlamındaki faaliyete uygun değil. Dolayısıyla başvuru yapılmış, hayır miting yapmayacağız. Çünkü miting yapılacak yer bellidir, şehrin biraz daha dışında, daha geniş, daha büyük bir alan, kolay erişim olan bir alan. Hayır miting değil denmiş, esnaf gezisi yapılacak. Dolayısıyla böyle bir hazırlık yapılırken bir anda özel uçakla gelip daha öncesinden efendim o yoğunluk nüfus içerisinde taşımalı bir takım provokasyon yapma eğiliminde olan PKK-HDP sempatizanları da sözlü ya da bir takım işaretler yaparak o bölgedeki o hızlı nüfus hareketliliğini provoke edici bir şeylerle başlıyor. Saat 4 falan civarında. Halbuki güya esnaf gezisi 6'da olacak. Bir anda 6'da otobüs geliyor, beyefendi otobüsün üstüne çıkıyor. Bir anda millet şaşırıyor. Yani herkesin işi gücü var. İnanın, bakın sabah birisi bana bir e-mail gönderdi. Efendim hanımımın başına yoldan geçerken otobüsün arkasındaki izlemeye gelenlerin attığı taşla yarılmış, kadıncağız ve çocuğu hayatı tehlikeye atlatmış. Şimdi böyle bir kural dışı bir uygulama var. Ya şimdi niye bunu yapıyorsunuz arkadaşım? Yani 300-500 kişiyle esnaf gezisi yapacağına tutup orada bir anda oldu bittiye getirip yasaları da yok sayıp bir korsan miting yapma girişiminde bulununca tabi buna mukabil dövizler taşınmış, dışarıdan getirilmiş, sloganlar atılınca zaten nüfus yoğunluğu olan bir semt orası. Burada da gerçekten insanları provoke edici bir takım şeyler oldu. Yani olayı sadece efendim bayrak taşıyan, Türk bayrağı taşıyanlara taş atıldı. Bu taş atma olayı bir kere otobüs tarafından da atılmış. Onlar da buna mukabil öbür taraftan atmışlar. Yani bir sokak şeyine dönüşmüş karşılıklı. Ve şimdi yani partinizin merkezinde asamadığınız Türk bayrağını Erzurum'a gelip de efendim bakın bayrağı hakaretmiş gibi, bayrağa saldırıymış gibi lanse etmek gerçekten çok ucuz bir siyaset. Bunu biz Erzurumlular olarak kabul etmiyoruz. İnanın bizim gerçekten bu bağlamdaki duruşumuz belli. Erzurum bayrağına da, vatanına da, milletine de en üst seviyede bağlı bir kentin adıdır. Bu bağlamda da verdiği şehitleri, gazileri vardır zaten. Elbette bunu Erzurum'a, Erzurumlu'ya mal etmek kadar yanlış bir şey olamaz tabii ki. Yani sizin deneyimli bir siyasetçi olarak da öngörünüz veya yorumunuz
planlanmış, özellikle sonucun bu şekilde olması beklenilerek orada bir miting yapma ısrarı bu olayı, yani sonucun bu olmasını beklentisiyle mi yapıldı diye düşünüyorsunuz? Yani bir provokasyona zemin mi hazırlandı bilinçli olarak? Maalesef Murat Bey, bakınız, gerçekten mekan olarak, zaman olarak ve kural dışı davranış olarak bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Cumhuriyet Caddesi'nde olması tamamen provokasyonun birinci ayağı. Pazar günü o nüfusun yoğunluklu kalabalık olduğu saati seçmek ikinci ayağı. Ve gerçekten izin almaksızın bunu korsan bir şekilde yapmak da üçüncü bir ayak. Ve daha öncesinden taşınan bir takım dışarıdan gelen özellikle bölücü pankartlar taşınan, sloganlar atılan bir kitlenin de geçerken insanlara bakarak bir takım şeyleri söyleyip sanki pişirilmiş, efendim ısındırılmış, böyle hazırlanmış bir senaryo, saat 6'da da Sayın İmamoğlu'nun korsan bir şekilde otobüsün üzerine çıkmasıyla artık iş çığırından çıkıyor. Bakınız, ben televizyon programı sonrası çıktım, onun DHA'ya verdiği beyanatları izledim. Şimdi diyor ki, bak kendi cümlesi, hayatım tribünlerde geçti diyor. Şimdi doğru, hayatım tribünlerde geçti. Yani diyor ki ben tribün provokasyonunu, tribün idaresini, halkı nasıl yönlendireceğini iyi bilen bir insanım. Şimdi aynısını yani söylüyor. Diyor ki, çıkıyor otobüsün üzerine, bir anda bir provokatif söyleme dönüşüyor. Hani esnaf gezisi yapacaktınız, neden bunu yapmadınız? Bunun yerine efendim bir anda mikrofonu alıp üst perdeden propaganda yapmaya başladınız. Bu yasal değil. Bakınız, biz de siyasetçiyiz. Yani inanın Murat Bey, orada her siyasi konuşmak ister. Ama orası konuşulacak. Yani İstiklal Caddesi'nde Allah aşkına miting olur mu? Kızılay'da miting olur mu? Yani Erzurum'un en yoğun ve hafta sonu insanlar eğlenmeye, alışverişe, efendim dostlarıyla buluşup iyi bir gün geçirmeye çıkmışken bir anda zapturapt altına alınmış bir alan, ben yaparım, ben söylerim, olur, olmadı bunlar. Bu böyle kabul edilebilir bir şey değil. Zaten, biz de asla kabul etmeyiz. Evet, zaten bir miting için bir miting başvurusu yapılmadığına ilişkinde bir açıklaması da oldu. Tabii sizin orada yerel yönetimlerle de görüşme şansınız mutlaka olmuştur. Sayın Belediye Başkanı'nın da açıklamaları var bu yönde. Hatta taşı atanların da CHP'li olduğunu söyledi Sayın Başkan. Tabii onu bilemiyorum ama diğer taraftan da miting için başvuru yapılıp yapılmadığını sorduğunda da Yüksek Seçim Kurulu tarafından herhangi bir miting başvurusunun da yapılmadığını söylemişler zannediyorum, değil mi? Efendim, dün belediye başkanımız ve sayın valimiz basın toplantıları yaptılar. Yani gerçekten hani böyle hem suçlu hem güçlü misali, Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır misali. Yani kendileri müracaat etmemiş, yasal bir başvuru yok. Orası miting alanı değil. O saat hayatta orada siyasi bir faaliyete de uygun değil. İnanın biz esnaf gezilerimizi bile olabildiğince hassas bir şekilde kimseyi rahatsız etmeden, eğer içeride yoğun bir alışveriş varsa Murat Bey, vallahi dükkana bile girmiyoruz ya. Niye? Çünkü biz kimsenin düzenini bozma gibi bir hakka sahip değiliz. Şimdi siz bu kadar önemli mevzular varken, hassasiyetler söz konusuyken öyle otobüsü oraya çekip efendim ben yaparım, olur, sayın vali, sayın emniyet müdürü, belediye başkanı da beni takip etsin, benim taleplerimi yerine getirsin. Böyle bir, yani Türkiye Cumhuriyeti yok. Bizler siyasi kimliğimizle, yerel yönetici kimliğimizle biz kurallara uymak zorundayız. Biz uymazsak Allah aşkına vatandaşın uymasını nasıl talep edeceğiz? Yani siz bir 16 milyonluk bir kentin şehreminisiniz. Gerçi seçildiğiniz ilinizle ilgili herhangi bir tasarrufunuz, bir planınız, projeniz, faaliyetiniz yok ama şimdi bir aday olarak gelmişsiniz burada miting alanı dururken, tabi miting alanına Allah aşkına 300 kişiyle nasıl gidecek, rezil rüsva olacak. 300 kişiyle ne yapıyor? Ben bir provokasyon deneyeyim, öncesinde de hazırlıklarını yaptırıyor alt ekiplerine, dışarıdan da taşıdıkları var, dövizler de öyle dışarıdan taşınmış, üzerine Erzincan, efendim diğer iller yazan bir takım dövizler de var. Dolayısıyla ben bu 300 kişilik mahcup rezil olmaktansa bir provokasyon çıkarır, acaba bunu Cumhuriyet Halk Partisi lehine, Millet İttifakı lehine, Kılıçdaroğlu lehine acaba bir mağduriyet yaratıp da siyasi bir rant sağlar mıyım? Kamu vicdanı bunu yemez. Maaşeri vicdanlar bunu reddeder. Çünkü yani görünen köy kılavuz istemez. İşte 300 kişiyle ancak böyle provokatif bir eylem yapmaya çalışırsınız. Bunun adı da miting olmaz. Evet.
Dolayısıyla biz de hem yaralananlara da geçmiş olsun diyelim, hem Erzurum'a da geçmiş olsun diyelim. Hakikaten seçime çok az bir zaman kaldı. Bu süreç içerisinde inşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmasın hiçbir anlamda. Çünkü sonuçları çok farklı da olabilirdi. Çok şükür ciddi bir şekilde olmadan neticelendi. Sayın Bakan'ın da açıklaması var, gözaltılar var, Adalet Bakan'ın açıklamaları var. Tabii çok yönlü bir şekilde araştırıldığını söylüyor yetkililer ve bakanlar. Gözaltılar da olduğunu söylediler. İlerleyen günlerde tam olarak ortaya çıkacak elbette bunlar. İnşallah. Gözaltılar var. Hastaneyi de ziyaret ettik. Hastanede öyle Allah korusun çok şükür öyle ağır yaralı ayakta tedavi edilen birkaç böyle yaralı kardeşimiz vardı. Onlara da gerekli müdahaleler yapıldı. Ve gerçekten inanın otobüsün arkasından da halka atılan taşlardan yaralanan insanlar da var. Ama hepsine geçmiş olsun. Allah'a şükür ucuz atlattık yani. Yani bir provokasyona hiçbir millet şekilde, şey vermedi, prim vermedi yani. İnşallah tekrar hiçbir şekilde yaşanmasın diyelim. Son olarak da tabii siz Erzurum milletvekilisiniz. Bölgedeki çalışmalarınıza devam ediyor. Bu konudan bağımsız olarak tabii. Erzurum'daki havayı da bir aktarır mısınız? Nasıl gidiyor hem sizin çalışmalarınız hem oradaki tablo nedir? Efendim zaten bunun bir nedeni de Erzurum'daki hava. Allah'a şükür. Malumunuz birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingi oldu ve 135 bin civarında bir katılım sağlandı. En ufak kimsenin ne ulaşımda sıkıntı yaşandığı ne de şenlik havasında geçen mitingde. Şimdi bu manzarayı görüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti dolaşıyor. Birçok yerde inanın özellikle HDP ile işbirliği yapması, efendim Öcalan'a bebek katiline ve onun siyasi uzantısına af sözleri vermesi biraz da bu milletin özellikle 40 bine yakın şehidi olan bir ülkenin gerçekten vicdan sahibi insanların da büyük yaralara yol açtı. Dolayısıyla sayın adayları mesela kapı kapı esnaf geziyorlar, köy köy dolaşıyorlar, ilçe ilçe. İnanın birçok yerde hüsnü kabul görmüyorlar. Ellerini dahi sıkmıyorlar. Bunun da vermiş olduğu bir psikolojik eziklik var. Bu psikolojik ezikliği nasıl gideririz? İşte böyle bir provokasyonla acaba kamuoyunda Erzurum'u bir şekilde kötü lanse edebilir miyiz düşüncesinden hareket ettiler. Buradan da bir şey çıkmaz. Çünkü inanın mesela ben adama kendim gönül rızasıyla telefon numaramı vermiş değilim. Benim cebime bile mesaj atıyor. Okuyayım isterseniz mesajını. Bu bile provokasyonun izlerini taşıyor. Şimdi bakınız Erzurum Cumhuriyet Halk Partisi adayı birinci sıra. Aynen şöyle yazmış cebime geldi mesaj. AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in engellemelerine inat. Bakın engellemelerine inat. Havuzbaşı kent meydanında Sayın Ekrem İmamoğlu ile buluşmaya bekliyoruz. Arkadaşım öyle bir izin yok. Hangi buluşmaya ve kime inat? Burada Mehmet Sekmen'e değil inat. Yüksek seçimin kurallarına, anayasaya inat, kanunlara inat diyor. İşte provokasyon böyle başladı Murat Bey. Dolayısıyla Cumhur İttifakı sahada Erzurum'da özellikle girmediği, çalmadığı kapı yok. Allah'ın izniyle hem Cumhurbaşkanlığında hem TBMM 28. dönemde kendine yakışanı yapacak. Sahadaki görüntüler, yansımalar Millet İttifakı'na herhangi bir destek söz konusu değil ama Cumhur İttifakı burada yine kendine layık, kendine yakışanı yapacak. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda da. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Kamil Aydın. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve son 5 günde de artık vatandaşlarımıza da bu tür oyunlara gelmemeleri konusunda sağduyu çağrımızı da yinelemiş olalım. Tekrar teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.